Bankalarla ilgili bir konuyu ben merak ediyorum açıkçası. Bir iş bankası tartışması yeniden ısıtılıyor seçim öncesinde. Bir iş bankası ile ilgili gerçekten söylendiği gibi hazineye devretmek için bir hukuki zemin var mı? İkincisi şunu merak ediyorum. Şimdi son dönemde bankalar, kamu ve özel bankaları kredi musluklarını biraz fazla aştılar. Rakamlar bunu gösteriyor. Bir de baskı var. Düşük faizle kredi, özellikle konut kredisi konusunda bankalara bir yoğun baskı var. Ve düşük maliyetle kredi satmaya çalışıyorlar. 2002'den bu yana en azından Türkiye ekonomisi için şunu söyleyebilirdik. Güçlü bir bankacılık yapısı oluşturulmuştu son koalisyon evet, hükümeti doğru. döneminde çıkan yasayla. Bugün uygulanan politikalar bankacılık sektörü açısından bir risk yaratacak düzeyde mi sizin açınızdan? İkincisi de İş Bankası'nın durumuyla ilgili bu tartışma neden yeniden başlatıldı ve hukuki olarak böyle bir şeyi hazineye devretmek mümkün müdür CHP'ye? Bir de bunun altındaki sebepleri de söyleyebilir misiniz? Yani İş Bankası'nın hazineye devredilmek istemesindeki sebep ve bunun da, özür diliyorum, sözünüzü bölüyorum ama bu kredi muslukları ve kamu harcamalarının musluğun sonuna kadar açıldığını görüyoruz. Bunun seçim sonrası nasıl yansıyacağını da toparlayabilir misiniz? Evet, şimdi şöyle... Gene 17 yıllık ekonomik programlarına baktığınız zaman dedik ya, bütün kamu kurumları satıldı. En önemli kamu kurumları satıldı işte. Kar eden kurumlar da satıldı. İşte TÜPRAŞ gibi, Telekom gibi çok büyük kar eden ve stratejik kurumlar da satıldı. Aslında baktığınız zaman satacak bir kurum kalmadı. Şimdi Ziraat Bankası, Halk Bankası'na baktığınız zaman en kötü dönem 2002 yıllarında Ziraat Bankası 156 milyar kar etmiş, Halk Bankası 594 milyar kar etmiş en kötü dönemlerinde. Ama bugün zarar yazıyor. 2001 krizinin hemen sonrası. İki banka da zarar yazıyor. Evet. Bütçelerine baktığınız zaman gerçekten Türkiye'nin göz bebeği İş Bankası. Herkes İş Bankası olarak değerlendiriyor. İş Bankası'nın altında İş Bankası'nın iştirakı olduğu kurumlar da var. Aslında AKP'nin gözü o kurumlarda. İşte Şişecam gibi. Şişecam dünya markası bir göz bebeğimiz, marka yani. Yaklaşık olarak 23 ülkede üretim yapıyor. 80-90 ülkeye de temsilciliği var, ihracat yapıyor. Sadece Türkiye'de üretmiyor yani. Çok büyük bir kurum yani Türkiye açısından. 20-25 bin çalışanı var Şişecam'ın. Yani İş Bankası'nın iştiraki olduğu kurumlar da var. İş Bankası da çok yüksek diğer bankalara göre kar ediyor. Evet. İyi bir sistemi var. Bugünkü iktidar oraya göz dikmiş. Asla İş Bankası'nı yani ele geçireceklerini düşünmüyorum. Çünkü o kadar zamanları da olmayacak. O kadar zamanları da olmayacak. Günübirlik artık politikalar üretmeye başladılar. İşte damat sabah çıkıyor, bir açıklama yapıyor. O gün kur yükseliyor. Sanayiciler de bundan, üreticiler de, ekonomistler de şikayetçi. Hemen açıklamasında hemen kurlar dalgalanmaya başlıyor. Aman sussun diyorlar. Onun için İş Bankası'nı ele geçirmeleri kolay değil. Bankacılık sektörünü her gün bir kanun çıkararak deldiler. Özellikle bizim abimiz Zekeriya Temizel gerçekten bankacılık üzerine uzmandı. 2002 yılındaki alınan kararların da söz sahibiydi. Zor olması, Türkiye açısından zor olması halde o dönem meclisten geçirildi bu kanunlar. Yani Türkiye'nin geleceği için bu kanunlar geçirildi. Israrla Zekeriya Temizel abimiz, aman bankalar kanuna dokunmayın, açmayın. Bir delik olursa o sızıntıdan her şey girer oradan ve dağıtır orayı. Şimdi bankalar kanununda yapılan son değişikliklerle birlikte, özellikle bu yeni sistemde, kanun hükmünde kararnamelerle çok farklı işler yapıyorlar. Özellikle esnaf zor durumda, emekli zaten geçinemiyor. İşte asgari ücretle geçinmek çok zor. Yani cambaz olmanız lazım asgari ücretle geçinmek için. Gerçekten ben Türkiye eğer
Nobel ödülüne aday gösterirse Türkiye'de asgari ücretleri göstermesi gerekir. Nasıl geçiniyorlar yani bu maaşla, işte iki çocuk sahibi bir vatandaş gerçekten nasıl geçiniyor diye. Zor geçiniyor. Bunun yanında sanayiciler zorda. İster istemez siz istediğiniz zaman kredi verin. İstediğiniz zaman kredi musluklarını açın. Maliyetlerde hiçbir şey yapmadığınız sürece, evet, ve üretimi desteklemediğiniz sürece istediğiniz kadar kredi musluklarınızı açın, çözemezsiniz. Sadece borcu öteliyor. Bugün krediyi alan vatandaş da, kredi kartı borcu olan vatandaş da, sanayici de, esnaf da sadece borcunu öteliyor. İş yok. Evet. Üretim yok. Üretim olmadığı için bunu ödeme şansı yok. Önümüzdeki süreçte bankaları da zor günler bekliyor.